Merhaba sevgili öğrenciler. Yazgi Akademi eğitim kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomda sizlere yüzdeler konusunu anlatacağım. Kesirleri yüzde olarak nasıl ifade ediyoruz? Ondalık gösterimleri yüzde olarak nasıl ifade ediyoruz? Ve devamında en önemli bölüm problemler. Yüzdelerle ilgili problemler de sizlere çözeceğim, anlatacağım. Çok güzel örnekler hazırladım. Hemen başlıyorum. Kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. İlk önce kesirleri yüzde olarak nasıl ifade ediyoruz? Bir kere paydamızın kesinlikle 100 olması gerekiyor. Buradaki kesirlerde işimiz çok kolay. Zaten biz bu kesri okurken %62 diye okuyoruz ve ifade ederken de yüzde olarak şöyle yazıyoruz. %62. %3. Bu şekilde yazıyoruz. %99. Bunlar da işimiz kolay. Peki paydası 100 olmayanları ne yapacağız? Genişletme ve sadeleştirme yoluyla paydalarını 100 olacak şekilde biz ayarlayacağız. Nasıl? Bakın 3 bölü 5 kesrini paydası 5 olduğu için ben 20 ile çarparsam ne olur? Paydası 100 olur. Tabi yukarısını da çarpacağım. 20 çarpı 5 100 oldu. 20 çarpı 3 60 oldu. Demek ki 3 bölü 5 kesri %60 olarak yazılması gerekiyor. Bu şekilde ifade ettik. 9 bölü 20. Paydası 20. Bunu da 5 ile çarparım. 100 olsun diye. 5 kere 20 100 oldu. 5 kere 9 45 oldu. Demek ki 9 bölü 20 kesri %45'miş. 51 bölü 300. Burada bakın sadeleştirme yapmam lazım. Yani 300'ü 3'e bölüp 100 haline getireceğim. 51 de 3'e bölünen bir sayı. 300 bölü 100 300 bölü 3 100 oldu. 51 bölü 3 17 eder. Demek ki 51 bölü 300 kesri %17'ymiş. Bu şekilde ifade ettim. Buradaki kesrimde payda 32. 32'yi herhangi bir rakamla çarparak 100 yapamıyorum. O zaman iki işlem yapacağım. Yani buradaki kesrimizi önce biraz küçülteceğim, sadeleştireceğim. Sonra genişleteceğim. Ne yapabiliriz? Her ikisini de 8'e bölebiliriz. Ve 8 bölü 8 1 oldu. 32 bölü 8 4 oldu. Şimdi payda 4. Ben bunu 100 yapmak için 25 ile genişletirim. 25 çarpı 4 100 oldu. 25 çarpı 1 25 oldu. Demek ki 8 bölü 32 kesri %25'miş. Bu şekilde gösterebiliriz. Ondalık gösterimleri nasıl yapıyoruz? Bunları sizlere anlatayım. Şimdi ondalık gösterimleri hatırlarsanız biz zaten okurken virgülden sonra eğer iki basamak varsa zaten yüzde olarak okuyorduk. Yani 0 tam %26 diyorduk. O zaman ben bunu bu şekilde ifade edebilirim. %26'dır bu. 0 tam %78 bakın. %78 yazabilirim. Şimdi virgülden sonra eğer bir basamak varsa, diğer basamaklar yoksa, o zaman şöyle yaparız. Kendimiz buraya bir sıfır ilave edip virgülden sonra iki kişi olmasını sağlayabiliriz. Buraya bir sıfır koymamız buradaki ondalık gösterimin değerini değiştirmez. Sadece bunu da genişletmiş olduk. Aslında 10 ile çarpmış olduk. Şimdi ne oldu? 0 tam %20. Yani buradaki 0 tam 10'da 2 demek %20 demekmiş. Bakın burada da virgülden sonra bir kişi var. Ne yapıyorum? Hemen bir 0 kendim koyuyorum. 0 tam %70 oldu. Demek ki bu %70 olarak ifade ediliyor. Bakın burada virgülden sonra 3 kişi var. Ben basamaklara kişi diyorum kolay anlaşılsın diye. Virgülden sonra 3 basamak görünüyor. Ne yapabilirim? En sondaki 0'ı silebilirim. Ondalık gösterimlerde en sondaki 0 veya 0'ları silmek buradaki ondalık gösterimin değerini değiştirmez. Ondalık gösterimler konusunda öğrenmişsinizdir. Yani sadeleştirmiş oldum aslında. Ve ne oldu şimdi? 0 tam %46. Yani %46 olarak yazabilirim. Geldik problemlere. Şimdi şöyle problemlerde ne yapmalıyız? Bir sınavda 20 tane matematik sorusunun 17 tanesini doğru cevaplayan bir öğrencinin başarı yüzdesi kaçtır? Yapmamız gereken buradaki ifadeleri kesir haline getireceğiz. Toplam soru 20 taneymiş matematikten. Öğrenci ne kadar doğru yapmış? 17 tane. Bakın ne oldu? 20'de 17.
20'de 17 kesrini ben şimdi paydasını 100 yaparsam öğrencinin yüzde kaç doğru yaptığını, başarı yüzdesini bulacağım. 20'yi 100 yapmak için 5 ile genişletirim. 5 kere 20 100 oldu. Şimdi 17'yi de çarpıyorum. 5 kere 7 35. Ne oldu? 85 oldu. Demek ki öğrencinin başarı yüzdesi %85'miş. Yani öğrenci 85 puan alır 17 soruyu yaptığında 20 soru üzerinden. Bu şekilde yüzdelik olarak ifade ettik. Demek ki ilk yapmamız gereken kesir haline döndürüp sonra gerisi kolay zaten. Bakın burada iki tane soru örneği hazırladım. İkisi birbirinden yani rakam ve isim olarak benziyor ama farklı çözülecek sorular. Ne farkı var? Şimdi açıklayacağım. 400 sayfalık bir kitabın %24'ünü okuyan Ceyda kaç sayfa kitap okumuştur? Burada bu kadar sayfanın yüzde olarak okuduğu bölümünü vermiş. Diğer soruda ise 400 sayfalık bir kitabın 196 sayfasını okudu diyor. Sayfa sayısını vermiş bu kez. Bunu diyor yüzde olarak ifade edelim. Yüzde kaçını okumuştur? Sırayla yapalım. Şimdi 400 sayfalık bir kitabın %24'ünü okuduysa ilk önce şu ifadeyi kesir olarak yazarsanız çok iyi olur. Çünkü o zaman işiniz çok kolaylaşır. Şimdi biz hatırlayın kesirleri, verilen bir çokluğun böyle bu şekilde şu kadarını sorduğunda ne yapıyorduk? Paydaya bölüyorduk. Yukarıdakiyle çarpıyorduk yani. Kesir olarak ifade ettiğimizde 400 sayısının %24'ünü bulmak istiyorsanız payda olan 100'e bölme yapacağız. Pay ile çarpacağız. İlk önce 400'ü 100'e bölelim. Burada kolay bölme yapabiliriz. 2 sıfır sileriz yani. Ne oldu 100'e böldüğümüzde? 4 oldu değil mi? Şimdi yukarıdaki 24 ile çarpalım. 24 çarpı 4. 16, 96. Demek ki %24'ü 96 oluyormuş. Ceyda o zaman 96 sayfa kitap okumuştur. İşte bu kadar. Diğerinde ise başka bir şey yapacağız. 400 sayfalık bir kitabın 196 sayfasını okuyan Ceyda kitabın yüzde kaçını okumuş olur diyor. Şimdi burada da yine az önce birinci soruda yaptığımız gibi kitabın bütün sayfalarını paydaya yazıyoruz. Okuduklarını sorduğu için 196'yı üste yazıyoruz. Ve bunu şu anda paydasını 100 yaparsam ben bunu yüzde olarak ifade edebilirim. Ne yapmalıyım? 4'e bölmeliyim. Bunu da 4'e bölelim. 400 bölü 4 100 eder. 196 bölü 4. Bunu zihinden yapamazsam ne yaparım? Kenarda şöyle bölerim. 4 kere 4 16. 36 da ne oldu? 9 kere 4 36. Yani 49 oldu. O zaman buraya 49 yazıyorum. İşte oldu. Şimdi ben bunu %49 olarak artık ifade edebilirim. Demek ki Ceyda kitabın %49'unu okumuş. Bu şekilde birbirine yani sayısal ve isim olarak benzeyen örnekler sizlere hazırladım özellikle. Şimdi aynısından iki tane daha var. Yine değişik yani aynı yazılmış gibi gözüken ama birbirinden farklı çözülmesi gereken sorular. Bakın 80 liraya alınan bir ürün 104 liraya satılırsa yüzde kaç kar edilmiş olur? Şimdi bir satıcı 80 liraya alıyor ve buna kar koyuyor ve 104 liradan satıyor. Şimdi burada ilk yapmamız gereken bu sattığı fiyattan 104 liradan ne kadara almıştı? 80. O zaman bu aldığı maliyeti çıkaralım. Yani kar miktarını lira olarak bulalım önce. 4'ten 0 çıktı 4, 10'dan 8 çıktı 2. 24 lira kar etmiş. Şimdi bunu kesir haline döndüreceğiz. Kaça almıştı? 80'e. Ne kadar kar etti? 24 lira. Yani 80 lirada 24 lira kar etmiş oldu. Bakın ne yaptım? Kesir haline döndürdüm. Şimdi bunu yüzde olarak ifade etmem gerekiyor değil mi? 80'i çarpma yoluyla henüz 100 yapamam. O zaman önce biraz sadeleştireyim. Ne yapayım? Ben bunu 4'e bölebilirim değil mi? 4'e böldüğümde 20 olacak çünkü. O zaman bunu da 4'e bölerim. 80 bölü 4 20. 24 bölü 4 6. Sonra şimdi 20'yi 100 yapabilirim artık. 5 ile çarparım, genişletirim. 5 kere 20 100 oldu. 5 kere 6 30. Bakın %30 kar eklemiş demek ki satıcı. Ve bu şekilde yüzdelik olarak ifade ettik. Şimdi bu soru gibi diğer soruya bakalım. 80 liraya alınan bir ürün
%35 kadar kar edilerek satıldığında ürünün müşteriye satış fiyatı kaç liradır diyor. Burada da ne dedi? Yüzdelik olarak bize kar miktarını verdi. Biz bunu lira olarak bulacağız. Ne demiştik az önce bir örneğimizde? %35'i normal kesir olarak yazalım. Ve 80 liranın %35'ini bulacağız. Yani 100'e böleceğiz, 35 ile çarpacağız. Burada bir sorun var. Hani önce bölme 80'i 100'e bölemiyorum değil mi? O zaman önce çarpma yaparım, sonra bölme yaparım. Yani önce bölmeyi yapacağız diye bir kural yok. Çarpma yapabiliriz önce, sonra bölmeyi yaparız. Yani bunların sıralaması veya sırası önemli değil. O zaman ben 80'i 100'e bölemiyorsam önce çarparım. 35 ile 80'i çarpalım. Ben kısa yoldan değil de normal yoldan gideyim. Kısa yoldan da çarpma yapabilirsiniz. 8 kere 5 40. 8 kere 3 24 28. Topluyorum. 0 0. Ne oldu? 2800. Şimdi bölerim 100'e. 2800 bölü 100 derim. Eşittir. 2 0 sildiğimde ne oluyor? 28. Demek ki 28 lira kar koymuş satıcı. Kaça almıştı? 80'e. O zaman müşteriye kaça satacak? 80 ile 28'i toplarız. 8, 8, 2 daha 10. 108 lira olarak ürünün fiyatını, etiketini koyacak ve müşteriye 108 liradan satacak. Son problemimi de yapayım. 6. soru. 56 kilogram domatesin 14 kilogramı çürüdüğü için ayrılmış ve geriye kalanlar satılmıştır. Buna göre domateslerin yüzde kaçı satılmıştır? Bakın burada sağlamlar satıldı. Çürükler ayrıldı. Biz ilk önce sağlamları bulmamız gerekir. Ondan sonra onu kesir haline döndüreceğiz. 56 kilogramdan şu 14 kilogram çürüyenleri bir çıkaralım. 2 ne oldu? 42. Bunlar sağlam. Ne kadardı domateslerin hepsi? 56 kilogram. Ne kadar satıldı? 42 kilogram. İşte kesir haline döndürdüm. Şimdi ne yapmalıyım ben bunu? Paydasını 100 olacak şekilde düzenlemeliyim. Peki kaça bölebilirim? 7'ye bölebiliyorum değil mi ilk önce? Bölelim bakalım ne çıkacak. 42 bölü 7 6 oldu. 56 bölü 7 8 oldu. Şimdi bir daha böleyim. 2'ye böleyim tekrar. Yani doğrudan 14'e de bölebilirdik ama böylesi daha açık oldu. 6'yı 2'ye böldük 3. 8'i 2'ye böldük 4. Şimdi paydası artık 4 olduğuna göre ben bunu 25 ile çarparım. Bakın 2 defa sadeleştirdim. Bir daha genişletiyorum. Amacım ne? Paydasını 100 olacak şekilde düzenlemek. 25 çarpı 4 100 oldu. 25 çarpı 3 75. İşte artık ifade edebilirim. Demek ki domateslerin satılan bölümü %75 oranındaymış. %75 kadar domates satılmış. Yine yüzdelerle ilgili problemler de başka videolarda inşallah anlatacağım, hazırlıyorum. Yine problemler çok çeşit var bu konuda. Bolca örnekler çözeceğim. Her zaman olduğu gibi sizlere iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.